Merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Muba Yayınları Faskül Soru Bankası 6. Faskül Pisagor Bağıntısı konusuyla dersimize devam ediyoruz. E sevgili gençler Pisagor Teoremi ile dersimize başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet gençler öncelikle Pisagor Bağıntısı yani Teoremi nedir bunu inceleyelim. Bir dik üçgenin kenar uzunlukları arasındaki e, arasında olan bağlantıya Pisagor e, teoremi diyoruz. E, bir dik üçgende gençler 90 derecelik açının karşısındaki kenarı hipotenüs diye isimlendiriyoruz. E, bu hipotenüsünün gençler bir dik üçgendeki en uzun kenar olduğunu asla unutmayacağız. Peki gençler bu e, hipotenüsü bulurken neler yapmamız gerekiyor? E, dik üçgende hipotenüsün dışındaki iki dik kenarın e, iki dik kenara da dik kenarlar diye isim veriyoruz. Evet ve gençler bakın buradaki hipotenüs uzunluğu sevgili gençler. Eğer C ise A'nın karesi ile B'nin karesi C'nin karesine eşittir diyeceğiz. Evet gençler ne diyoruz? Hipotenüsün uzunluğu evet gençler hipotenüsün uzunluğunun karesi diğer dik kenarların karelerin toplamına eşittir şeklinde Pisagor bağıntısını açıklamış oluyoruz. Evet gençler bakın burada tekrar söyleyecek olursak bu üç karenin her birinin alanı A kare, B kare ve C kare olup kırmızı ve yeşil renkli karelerin alanları toplamı mavi karenin alanı toplamı eşittir. Yani A kare ile B karenin toplamı C karedir deriz gençler. Şöyle ilk etkinliğimizle dersimize başlayalım. Yukarıda verildiği üçgenlerde verilmeyen kenar uzunlukları bunu diyor gençler. Burada hipotenüs önemli. Bakın 90 derecenin karşısındaki x gençler hipotenüs. halde hipotenüsün karesi. Diğer dik kenarların kareleri toplamına eşittir. Yani 2 ile 4'ün karelerin toplamıdır. 2'nin karesi artı 4'ün karesi. Buradan x kare. 2'nin karesi 4. 4'ün karesi 16 idi. Buradan x kare eşittir. 20 ise x'in değeri gençler her iki tarafın kare alırız ve kök 20'dir. 2 e kök 20'de 4 çarp 5'ten 2 kök 5'e eşittir deriz gençler. Evet, burada da y için. Y gençler gördüğünüz gibi hipotenüs uzunluğu o y'nin karesi 4'ün karesi 4'ün karesine eşittir. 4'ün karesi artı 4'ün karesine eşittir. y kare eşittir. 16 artı 16'dan y'nin karesi 32 ise y buradan kök 32'dir gençler. 2 kök 32'yi de 16 çarpı 2'den 4 kök 2 olarak yazarız. Buradan da y'nin değeri 4 kök 2 olur diyoruz. Devam ediyorum. İkinci sorumuza geçiyorum. Evet, aşağıda verilen dik üçgenlerde verilmeyen kenar uzunlukları. Bunu demiş. Gerçekten A'yı şuradan hemen Pisagor teoremini kuralım. E burada da gerçekten dikkat edersek 5 bizim için hipotenüs. O halde 5'in karesi x'in karesi 4'ün karelerin toplamı eşit olacak. Yani x kare artı 4 karesi eşittir 5'in karesi. Düzenlersin. x kare artı 16 eşittir 25. 16'yı diğer tarafa eksi olarak gönderiyoruz. x kare 9'a eşitse x gençler buradan 3'tür. Bakın her iki tarafın kökünü alırsak x'in değeri 3'tür. Evet b'deki gençler y'ye baktığımız zaman 6 var y var 8 var. O y'nin karesi hipotenüs 8 gençler dikkat edelim. y'nin karesi artı 6'nın karesi eşittir 8'in karesi. Buradan y kare 36 eşittir. 64 olur. Ee, gerçi 36'yı diğer tarafa eksi olarak gönderirsem y kare eşittir. 64'ten 36'yı çıkartırsak 28'dir. Buradan da y'nin değeri kök 28. E kök 28 2 kök 7'ye eşittir deriz. C'de gençler 5 var, 10 var, A var. Ve kalemizi değiştirelim. Burada da gençler hipotenüs 10. O halde a'nın karesi artı 5'in karesi 10'un karesine eşittir diyoruz. a kare artı 25 üstte gençler 25'i diğer tarafa eksi olarak gönderelim. a'nın karesi eşittir 75 ise a buradan kök 75 eşittir. E kök 75'te 25 çarpı 3'ten 5 kök 3 olur deriz. Sonra D'ye bakalım. Evet gençler. B'nin karesi ile 4'ün karesinin toplamı. B kare artı 4'ün karesi. 6'nın karesine eşit olacak. Buradan B kare artı 16. Eşittir 36. Ve 16'yı diğer tarafa eksi olarak gönderiyorum. B'nin karesi 20 ise. B gençler buradan kök 20. 2 e kök 20 de biliyorsunuz 2 kök 5'e eşittir deriz. 2 kök 5 santimetre olur diyoruz. Evet devam ediyorum gençler. Bir sonraki etkinimize geçiyorum. Uzunluğu verilmeyen kenarın gençliği hipotenüs mü yoksa dik kenar olduğunu mutlaka dikkat etmemiz gerekir. Ona göre gençler Pisagor teoremini kurmamız gerekir. Üçüncü etkinliğimizde aşağıda veren dik üçgenlerde verilmeyen kenarlar bulunuz demiş. Arkadaşlar burada bakın x gençliği hipotenüs yani 90 derecenin karşısındaki kenar, x'in karesi kök 2'nin karesi ile kök 7'nin kareleri toplamına eşittir. Buradan x kare, gençler kare ile karekök gider 2 kalır, kare ile karekök birbirini götürür 7 kalır. Gördüğünüz gibi x kare 9 ise x de buradan 3'e eşittir deriz y gençte hipotenüs olduğunu görüyoruz. O halde y'nin karesi 1'in karesi artı 2 kök 2'nin karesi. Buradan y kare 1'in karesi 1, 2 kök 2'nin karesi gençler 8 yapar. Buradan y kare eşittir 9 ise y'nin değeri 3 olur deriz. Devam edelim bir sonraki sorumuza bakalım. uzunluğu bilinmeyen çember şeklindeki iki ip çiviler aracılığıyla aşağıdaki konuma getirilmiştir. Verilen bilgilere ve görsellere göre A artı B değeri kaç santimetredir diyor. Yaşar bakın 90 derecenin karşısında A var. O halde hipotenüs A olduğu için A'nın karesi karesi ile kök 40'ın karesine eşittir. Buradan düzenlersek A'nın karesi 9 artı kök 40'ın karesi kare kare kökü götürür. 40 olur. A kare 49'a eşitse A buradan gençler her iki tarafın kare kökünü aldığımızı düşünürsek A da buradan 7'dir. A'yı 7 olarak bulduk gençler. diğer tarafta hipotenüs gerçek 3 kök 3. O B'nin karesi ile diğer dik kenar gençler kök 2'ydi. Kök 2'nin karesi 3 kök 3'ün karesini işte olacak düzenlersem b kare artı kök 2'nin karesi gençler 2 yapar. E, 3 kök 3'ün karesi de 27. 2'yi diğer tarafa gençler eksi olarak gönderiyoruz. b kare eşittir 25 ise b de buradan 5'e eşittir gençler. b de 5. Bizden ikisinin toplamı istedi. a artı b 7 artı 5'ten 12 olur diyoruz. Ve 12 cevabını c seçeneğinde işaretliyoruz. 5. sorumuza bakalım. Yukarıda verilen KLM ve LM'ne dik üçgenlerin bazı kenar uzunluklarını e, santimetre cinsine verilmiştir. Buna göre x kaçtır diyor. Gençler öncelikle LM uzunluğu eğer A diyecek olursam Pisagor bağıntısına göre bu hipotenüstür. E, bu da gençler A'nın karesi. Eşittir diyeceğiz. Kök 3 ile kök 4'ün kareleri toplamı. Kök 3'ün karesi artı kök 4'ün karesi. Buradan kareler kare kökleri götürüyor. A kare eşittir 3 artı 4'ten A kare eşittir 7. A da gençler kök 7'dir. Buraya kök 7 olarak yazalım. Şimdi x gençler burada hipotenüs uzunluğumuz. O halde x'in karesi eşittir. Kök 7'nin karesi ile kök 2'nin karesi. Kare ile kare kökler giderse x kare eşittir 7 artı 2 x kare 9 da gençler. E evet, hangi sayının karesi 9'dur? Bakın 3'ün karesi 9'dur diyoruz. x'in değeri 3 olur. Ve denizli seçeneği doğru cevap olur deriz. Evet gençler. ABC ve ACD dik üçgenler olmak üzere DC gençler x'in değerini istiyor. Sevgili gençler yine şu AC uzunluğu önce x A diyecek olursak e, burada hipotenüs uzunluğumuz 13. O halde 13'ün karesi eşittir 5'in karesi artı a'nın karesi. Buradan 13'ün karesi 169 eşittir 25 artı a kare ise 25'i sol tarafa gönderirsem 169 eksi 25'ten a kare gençler 144'e eşittir. E 144'ün kare kökü de gençler 12 eşittir. Yani a'nın değeri buradan 12'dir. Hipotenüs gördüğünüz gibi burada 15 o halde x ile 12'nin karelerin toplamı x kare artı 12'nin karesi eşittir 15'in karesi olacak. x kare artı 12'nin karesi 144 15'in karesi 225 şey 144 diğer tarafa eksi olarak gönderiyorum. x kare buradan 81 ise x'in değeri 9 olur diyoruz. X'imiz burada 9 santimetredir diyelim. Evet sevgili gençler devam edelim. Bir sonraki sorumuza geçelim. Evet, i̇ki e, köşesinin açısı dik olan e, dörtgen şeklinde bir tarla verilmiştir. A köşesinin kaplama doğrusu olarak 5 kök 3 metre yol alarak B köşesine B noktasına ulaşmaktadır. A ile B arasındaki uzaklık gençlerinde 5 kök 3 Buna göre D köşesindeki kaplumbağa doğrusal olarak C köşesine ulaştığında, eee ulaşıncaya kadar kaç metre yol alır diye soruyor. D'den C'ye yani gençler aslında bizden x'in D'sini istiyor. Şimdi gençler bu tarz sorularda e, dik olmayan kenarları birleştirerek dik üçgenler oluşturalım. A ile C'yi birleştireceğim. Öncelikle gençler şu AC uzunluğunu eğer a dediğimiz düşünürsek. Bakın bu bizim burada hipotenüsümüzdür. A'nın karesi Diğer dik kenarlar 5 ile 5 kök gençler. 5'in karesi artı 5 kök 3'ün karesi. Buradan a kare 5'in karesi 25 artı 5 kök 3'ün karesi gençler 75 yapar. A kare buradan 100'e eşitse a'nın değeri de 10'dur gençler. A'yı 10 olarak yazdık. burada gençler 10 artık bizim hipotenüsümüz. O halde x'in karesi ile 8'in karesinin toplamı 10'un karesine eşit olacak. x kare artı 64 eşittir 100 ise x kare buradan 36'dır. x de gençler 6 olur deriz. Ve denizli seçeneğini işaretleriz. Evet. Devam edelim. 8'in sorumuza yukarıda verilen yamuğun n kenarının uzunluğu kaç santimetredir diyor. Gerçekten bu tarz sorularda bakın kl'ye paralel bir N'den yükseklik çizelim. Buradan 90 derecelik bir yükseklik çizersek TL uzunluğu 5 ise burası 5'tir. KN 7 ise 19'dan 7'yi çıkarsak burası 12'dir. Artık bu dik üçgende hipotenüsümüz X oldu. X'in karesi 5'in karesi artı 12'nin karesidir. Buradan X kare 25 artı 144'ten x kare 169 ise x'in değeri her iki tarafın kare alırsak gençler 13'e eşittir deriz. 13 yanıtında soru seçeneğinde işaretleriz. Evet sevgili gençler. Evet, bir tel bükülerek şekil 1 ve şekil 2'deki konuma ayrı ayrı getiriliyor. Verilen bilgileri ve Görsellere göre şekil 1 ve şekil 2'deki tellerin uç noktaları arasındaki en kısa mesafelerin toplamı kaç santimetredir diyor. Gençler öncelikle şekil 1'de A ile B noktalarını en kısa şekilde birleştirecek olursak bunlar gençler dik üçgeni çevireceğiz. Sonra yine A ile B'ye dik üçgeni çevirerek görelim gençler. Öncelikle gençler şekil 1'deki AB uzunluğu eğer X diyecek olursak. Bakın burası 8 ise gençler burası 8 olur. Ya 6'yı sol tarafa taşırsam 9 artı alttan burası 15'tir. Ama de şekil 1 diyelim. Evet x gençler burada hipotenüs olduğu için x'in karesi eşittir. 8'in karesi artı 15'in karesinden x kare eşittir. 64 artı 225 olur. Buradan x'in karesi 289'a eşitse X gençler her iki tarafın karekökünü kökünü aldığımızı düşünürsek X'in değeri 17 santimetre'dir. Şekil 2'deki gençler buraya da Y dediğimiz düşünelim. Burası dik üçgen olduğu için Y hipotenüstür. Buraya 12 dedim. E gençler şöyle düşünelim. Elimizin tamamı toplamına bakalım ve şuradaki değeri bulmaya çalışalım. 9, 8 daha 17, 6 daha gençler telin uzunluğu Tel uzunluğu. 9 artı 8 artı 6'dan 9, 8, 17, 6 da 23 santimetreydi. E burada gençler bakın telimiz buradan 10 var. Buradan 12 var. O halde buraya 1 kalır. E burası 1 ise sevgili gençler. Şuradaki uzunluğumuz da 9'a eşittir. Y kare ile ilgili gençler şekil 2 diyelim. Y burada hipotenüs olduğu için y kare eşittir. 9'un karesi artı 12'nin karesi olur. 9'un karesi 81 artı 144'ten y kare eşittir. 81 ile 144 toplarsak 225 ise y de buradan 15'e eşittir gençler. Bizden ikisinin toplamını istedi. 17 artı 15 32 santimetre olur diyoruz. Ve Ceyhan seçeneğini Doğru yanıt olarak işaretliyoruz. Evet. 10. sorumuzda yukarıda verilen üçgenin alanı kaç santimetredir diyor. Kaç santimetre karedir diyor. Gerçekten üçgene dikkat edersek ikiz kenar üçgen. İkiz kenar üçgenin yükseklik gençler aynı zamanda kenar ortaydı. Böyle. Yüksekliğimiz aynı zamanda kenar ortaydı. Bu halde e, kenar gençler Lm'yi ikiye bölersek bakın burası 8'dir sekliye gelince burada x diyecek olursam hipotenüsümüz 10. Normalde x'in karesi ile 8'in karesi 10'un karesine eşit olacak. Buradan x kare artı 64 eşittir 100 ise x kare 100 eksi 64'ten x kare 36'dır. X'in değeri de gençler 6'dır. Seklimiz 6 olduğuna göre artık alanı bulabiliriz. Alan eşittir taban 16 çarpı yükseklik 6 bölü 2. 16 ile 2 sağa değiştir. 8 kalır. 8 kere 6 da 48 santimetre karedir. Sorumuzun yanıtı deriz. Evet Sevgili gençler. E, bu soruyla da dersimi burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.